Ya ben bu beton kafalara ne diyeyim arkadaş? Yani ben her zaman şöyle bir hüsnü zanda bulunuyordum bu adamlarla alakalı. İyimser bir hüsnü zanda. Kendim de biliyordum böyle olmadığını ama yine de öyledir diyordum. Yani bu adamlar muhalefet eder, abuk subuk konuşur, her şeye maydanoz olurlar ama vatanımızın başına bir musibet, bir felaket geldiğinde bu adamlar el atarlar yani. Bu adamlar da bu vatanın evlatları. Onlar da bizimle birlikte tavır sergilerler diye düşünüyordum ama 15 Temmuz'da da bunun böyle olmadığını gördük. Aha bu korona krizinde de bunun böyle olmadığını görüyoruz. Devletimizin milletimiz için nasıl mücadele ettiğini, nasıl bir canhıraş mücadelenin içinde olduğunu görmeyen yok. Ama bu beton kafalar buna rağmen her şeye bir kulp takmaya, abuk subuk muhalefetlerine, sapık sapık konuşmalarına, her şeyde bir bahane üretmeye devam ediyorlar. Arkadaş, sen kendi millet ya mensubu olduğun milletle gurur duymayı öğrenemeyecek misin ya? Mensubu olduğun devletle gurur duymaya, yapmış olduğunu takdir etmeyi öğrenemeyecek misin ya? Sen başını yastığa nasıl koyuyorsun? Aynalara nasıl bakıyorsun kardeşim? Sen bu vatanın bir parçasıyım nasıl diyebiliyorsun ya? Allah aşkına ya, ya bakın ya şu devletin yapmış olduğu hizmetlere bir Allah aşkına bakın ya. Yani muhalifliğinizi bir kenara bırakın. Bir dakikalığına, iki dakikalığına hakkaniyetle bakın şu olaya ya. Aha al Amerika, hayranı olduğunuz Amerika. Süper güç. Günde 3000 insan ölüyor. Ölenlerin de %90'ı garip kureba, hastaneye gidecek parası olmadığı için. Orada böyle senin gibi gidip de böyle sigortasız migortasız, ah benim ateşim yükseldi hastaneye geldim diyemiyorsun. Korona tedavisi 9000 dolar, test 150 dolar. Bir de solunum cihazına bağlanacaksan kenarda 35 bin dolar paran olacak. Yok, anlamaz. Almanya ya, ya vallahi de billahi de yöneticisi olduğum kliniğe Alman devleti 5 tane maske göndermiş ya. 5 maske nedir ya? Kaç dakika yeter? Kaç tane insan çalışıyor orada? 5 tane maske göndermiş ama benim devletim Allah'a hamdolsun hem vatandaşına maskeyi veriyor. Hem vatandaşının sağlık hizmetini ücretsiz görüyor. Durumu olmayanı. Hem de kardeşim 7 cihana yardım eli uzatıyor ya. O üzerinde ay ile yıldız olan paketleri görmüyor musunuz giden dünyanın dört bir tarafına? Yardım olarak, Türk'ün yardım elini götüren. Görmüyor musunuz? Bütün devletler birbirlerinin maskelerine el koyarken bizim devletimizin nasıl bir büyüklük gösterdiğini görmüyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Siz de anlamazsınız çünkü. Siz Batı hayranısınız. Siz Batı yalamasısınız. Anlamazsınız. Neden biliyor musunuz? Biz herhangi bir devlet değiliz. Devlet-i Aliye'nin mirasçısıyız. 2000 yıllık devlet geleneğimiz var. Biz imparatorlukken daha Amerika keşfedilmemişti. Biz devletken daha Almanya 50 tane düklük tarafından idare ediliyordu. Anlamazsınız, 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 anlamazsınız. Allah size Müslüman Türk olmanın nasıl bir zevk olduğunu tattırsın kardeşim. Allah size akıl fikir versin. Allah size hakkaniyet versin. Allah size izan versin. Vicdan versin, merhamet versin. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Gerçekten bu vatanın çocuklarısınız. Bu toprağın evlatlarısınız. Bu toprağın evlatları gibi yaşamayı Allah size nasip etsin. Vallahi uğraşamıyoruz arkadaş ya. Uğraşamıyoruz artık, yeter ya. Dua ediyorum ya Rabbi bunları adam et. Ya Rabbi bunları adam et. Ya Rabbi bunları bu millete mensup olmanın ne demek olduğunu, nasıl bir değer olduğunu anlamayı nasip et ya Rabbi.